Yağmur çiseliyor. Ancak bulut var. Yani gece Sis görüş... de vardı. Oldukça yoğun bir sis de şehrin üzerine inmişti bugün. Gece görüş sistemleri bu havada çok etkin çalışmaz. İşi nasıl? Eğer şu an silahlı kuvvetler bir şekilde iler harekat yapıyorsa kısıtlı görüş koşullarından faydalanıyor demektir. Çünkü bu ortamda zayiat verme riski her zaman düşüktür. Karşı taraf, onlarda da var gece görüş sistemleri malumunuz, Amerika verdi. Rahatlıkla kullanamayacaklar demektir. Dolayısıyla özellikle yetişmiş profesyonel birlikler bu nevi kısıtlı görüş koşullarında hareket ederler. Bir cümle daha hemen soruma ekleyeyim. Özellikle yavaş yavaş bir sonraki aşamaya geçileceğini hemen memleket meselesi programımızın başında anlatmıştınız. Meskun mahallelere yönelik bir Evet. operasyon sürüyor. O noktaya doğru ilerliyoruz. Sivillerin özellikle terör örgütü tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu operasyon devam ettikçe o bölgedeki sivillerin tavrı ne yönde olur? Özellikle istihbari çalışmalar yapıldığını biliyoruz ve bundan sonraki süreçle ilgili de görüşlerinizi merak ederiz Meskun Mahalle ile. Şimdi meskun mahallelerde şu ana kadar ele geçirilen köy ve mezralarda halk Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Özgür Suriye Ordusu'nu iyi karşıladı. Direniş görmedik veya karşıt herhangi bir eylem görmedik. Buradaki çekince özellikle Cinderes gibi veya daha sonra Afrin gibi büyük yerleşim merkezlerinde ne olacağı doğrultusunda. Ancak şöyle düşünmek lazım. Tabii ki sivil halk içerisinde bazı unsurlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir direnç gösterebilir. Bunu beklemek lazım. Özellikle Afrin şehir merkezinde veya Cinderes gibi büyük yerleşim merkezlerinde, köylerde meskun mahallin bir şekilde farklı yerlerinde aynen Hendek konusunda olduğu gibi 2015'te bir direnç gösterilebilir. Buna da hazırlıklı olmak Hocam bu lazım. noktada çok yoğun bir sivilden söz ediyoruz özellikle Afrin için ama o sivil yoğunluğunun belki de çok az kısmının terör örgütü unsurları tarafından kontrol edildiğini biliyoruz. Merkez noktasına kadar. Sivillerin özellikle terör örgütüne yönelik bir tepkisi yükselir mi? Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşınca böyle bir gelişme olabilir diyen Yani uzmanlar da var. şimdi şöyle, ben Afrin şehir merkezinde böyle bir direnç olabileceğini değerlendiriyorum. Ancak geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde bazı propagandavari yayınlar oldu terör örgütü tarafından. Özellikle yaşlı bayanlar ve bazı çocuklar ellerine silah alarak direneceklerine yönelik bazı işte sloganlar attılar ve bunları yayınladılar. Bunlar muhtemelen düzenlenmiş hareketler propaganda için. Ancak şunun da altını çizmek lazım. Eğer yaşı ne olursa olsun bir kişi eline silah alıp üzerinde bir sembol takıp sokağa çıkmışsa bunlar artık muharip unsurdur, sivil değildir. Dolayısıyla sivil değildir. Yani bunun özellikle altını çizmek lazım. Bu Çünkü bir. böyle bir oyun oynamaya çalıştıklarını biliyoruz. Kesinlikle.